Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta hamileliğimin 31. haftasındayım. Bu hafta neler yaşadım sizlerle paylaşacağım. Bu hafta bebeklerin beyin gelişimi devam ederken gelişen diğer bir yerleri de kemikleri. Kemikleri gelişirken tabii kalsiyuma ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için mutlaka sabahları sütümüzü içiyoruz, kahvaltıda çay içmiyoruz. Ben kaçamak yapıyorum böyle akşamları bir iki fincan açık çay. Ama hamilelik döneminde canım gerçekten hiç çay çekmedi çok şükür. Her sabah sütümü mutlaka içtim. Süt içmek önemli. Günlük süt alıyorum. Günlük süt içiyorum. Pastörize sütlerden daha iyi olduğu söyleniyor. Keşke doğal olsa, köy ortamında olsak da böyle sağlıklı bir şekilde hemen kaynatıp içsek ama öyle bir imkanımız yok. Günlük süt içiyorum. Akşamları da yoğurtla yulaf yiyorum. Hem bağırsakları çalıştırıyor yulaf. Yoğurt da kalsiyum ihtiyacımı karşılıyor. Zaten peynir yememe gibi bir sorunum yok. Peynir bolca yiyorum. Peyniri çok seviyorum hamilelikte. Tek tiksinmediğim şey peynirdi galiba. Bu hafta yorulduğumda, böyle çok sıcakladığımda, bir yere gittiğimde ya da böyle koşturmaca bir iş yaptığımda nefesimin kesildiğini hissediyorum. Zor nefes alıyorum. Böyle kalbim hızlıca çarpıyor. Özellikle çok merdiven çıkarsam. Geçen gün merdiveni çok olan bir apartmana gitmiştim. Bir yere gitmem gerekiyordu. Çık 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 çık. O kadar yoruldum ki en son çıktığımda kapının önünde bayılacak gibi oldum. Kalbim güm güm attı. Nefes darlığı başladı. Aslında karnım çok da yukarıda değil. Karnı çok yukarıda olanlarda bu sorun daha fazla oluyormuş. Ama dediğim gibi böyle yokuş yukarı çıkarken ya da böyle aceleyle bir iş yaparken birdenbire nefesim kesiliyor. Oturuyorum, dinleniyorum. Demir eksikliği olanlarda bu daha çok hissediliyormuş galiba. Aslında yine bir kan testi yaptırmamda fayda var. Olmadı yine bir demir hapı takviyesi almam gerekebilir. Çünkü demir hapım da bitti. Haftaya doktora gideceğim. Bu sabah kalktığımda, dün sabah da görmüştüm, geçen haftada da oldu, 30. haftada da oldu. Göğsümden bir sıvı geldiğini gördüm. Böylelikle ilk süt akıntısı da gelmiş bulunmakta. Zaten bu haftalarda oluyormuş. Bu hafta da böyleydi. Aslında geçen haftadan çok farklı şeyler yaşamadım. Hala ellerimdeki ödemler, böyle uyuşukluklar devam ediyor. Dinlenince iyi oluyorum. Birazcık yorulunca ellerimdeki şişlikler ve ödem sonucu oluşan uyuşma artıyor. Ayaklarda yine ödem var ama çok aşırı değil. Akşamları soğuk tuzlu su yapıyorum. Çok rahatlatıyor. Muhakkak tavsiye ediyorum eğer ayaklarınızda ödem sorunu varsa kaya tuzu, buz gibi su içine birazcık buz atıyorum. Ayaklarım o kadar rahatlıyor ki sanki böyle denize giriyormuş hissiyatına kapılıyorum. Gelelim bu hafta bebeğimin hediyelerine. Şöyle bir tane emzirme yastığım var. Bunu babaannesi almıştı. Babaannesiyle dedesi almıştı. Bu emzirme yastıkları çok işe yarıyor diyorlar. Bilmiyorum. Kullanabilecek miyim? Ama en çok bunlardan bahsediyorlar. Yıkandıktan sonra işte suyunu almak için ya da pusat örtüsü olarak kullanıyorlar. Bebeği kundak yapmak için kullanıyorlar. Bunları daha yeni aldım. Şöyle Joker Baby'de indirim vardı. 300 TL'ye 50 TL. Anında indirim vardı. Bunları ondan aldım. Bunu yıkadım, ütüledim. Bu iki tane pembe güzel. Bunları da dedesiyle babaannesi almıştı. Gri ve turkuaz renkli. Müslüm örtülerimiz bunlar. Çok işe yarıyormuş. Bakalım biz de kullanacak mıyız? 31. hafta böyleydi. 32. haftada görüşmek üzere. Hoşça kalın.